6 Kasım 2017 tarihli meclis zabıt özetlerinin okunmuş olmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Meclis zabıt özetini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Öncelikle Beylikdüzü Belde Belediyesi döneminin meclis üyesi Sayın Ali Canikli hakkın rahmetine kavuşmuştur. Dün itibariyle Allah rahmet eylesin diliyoruz. Kendilerine rahmet diliyoruz. Ailesine sabır diliyoruz. Yine başkan yardımcısı çalışma arkadaşımız Sayın Mehmet Çakılcıoğlu'nun annesi vefat etti. Bugün ikindi namazını müteakip Şakir'in camiydi değil mi? Şakir'in camiinde cenazesi olacaktır. Hem başsağlığı diliyorum hem de siz değerli meclis üyesi arkadaşlarıma duyurmuş oluyorum. Değerli arkadaşlar, 2017'nin son meclisini yapıyoruz. İnşallah aldığımız tüm kararlar beldemize, İstanbul'umuza ve ülkemize hayırlı olur. Aynı zamanda 2018'de de inşallah başta Beylikdüzü halkına olmak üzere tüm milletimize güzel hizmetler vereceğimiz bir yıl olsun. Tabii 2018'i şöyle de anmak istiyorum. Gerçekten yürekten dileyerek barışın, huzurun, milli birlik ve beraberliğin tartışma konusu dahi olmadığı, birbirimizi hissettiğimiz bir yıl olmasını yürekten temenni ediyorum. Bu noktada da hepimizin el birliğiyle cansiperane çalışacağı bir yıl olsun. Tüm ön yargıları bu alanda, özellikle değerlerimizle ilgili bu alanda tüm ön yargılarımızı kaldırarak bu konuda işbirliği yaparak bir süreç yaşamamız gerektiğini belirtmek istiyorum. Aksi takdirde bunu sağlayamazsak ülkemiz adına tüm yöneticilerin 80 milyon bir şekilde ayakta dimdik kalır. Ben bu milletin gücüne inanan birisiyim. 80 milyonun hiçbir sorunu olmaz. Belki tökezler, belki ufak tefek sorunlar yaşar ama dimdik ayakta durur. Ama en başta bu ülkede yönetici vasfını elde etmiş, seçilmiş vasfını elde etmiş herkes sorgulanır ve yargılanır. O bakımdan 2018'de milletin verdiği bu yetkileri iyi kullandığımız ve bahsettiğim tüm uyuşmazlıkları, ön yargıları ortadan kaldırarak bu hususlarda işbirliği yaptığımız bir yıl olmasını özellikle diliyorum. Bu bağlamda işbirliğinin güzel bir örneği olan bölgemizdeki 3 eğitim tesisini Kasım ayında açmanın onurunu yaşadık. Ve güzel bir açılış olduğunu düşünüyorum. Özellikle ilçemize gelip bu açılışlarda bizi onurlandıran Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ben çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen, katkı sunan tüm kişilere, bireylere, kurumlara, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden Kaymakamlığına, Valiliğinden Milli Eğitim Bakanlığına varıncaya kadar, tabii ki yerel tüm dinamiklerimize, işbirliğine katkı sunan, bağışta bulunan, bize bu yol haritasında sürece değerli bilgi ve birikimlerini katan herkese de buradan tekrar teşekkürü bir borç biliyorum. Bir hususu daha belirteceğim. Dünya Engelliler Günü vesilesiyle ben de tüm engellerin kalktığı, herkesin eşit yaşam koşullarında hayatta yer bulduğu bir dünya diliyorum. Bu manada da yine ilçemize düşen vazifelerde çok hassas davrandığımızı ama yeterli olmadığını da görüyorum. Çok daha
önemli işler yapmak zorundayız. Bu bağlamda örnek bir belediyecilik ortaya koymak adına da özellikle bu alanı, özellikle birinci teknik husus olarak tüm çalışanlarımızın belleğine yerleştirerek bir hizmet sunmayı diliyorum ve bu noktada da çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bu duygularımı belirttikten sonra grupların bu tarz temennilerini alıp sonra önergelere geçeceğiz ama daha doğrusu iki önerge cevabı var. Biriyle ilgili benim bir kısım ifadelerim olacak, bilgilendireceğim meclisi. Onun dışında üç başkanlık teklifimiz var, onları sunacağım. Ama dediğim gibi önce grupların güncel gündeme dair varsa dilek temennileri onları alalım, önergeleri varsa onları alalım, sonra diğer hususlara geçelim. Buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, saygıdeğer vatandaşlarımız. Öncelikle yılın son meclisinin hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. 5 Aralık 1934 kadınların seçme ve seçilme hakkının tanınmasıdır. Dolayısıyla 5 Aralık'ta bunu tekrar idrak edeceğiz bugünü. Çok önemli bir gündür. Kadınlarımız birçok Avrupa ülkesinden daha önce seçme ve seçilme hakkına bu şekilde kavuşmuştur. Dolayısıyla bu düzenlemeyi yapanları şükranla anıyorum. Mehmet Çakılcıoğlu başkan yardımcımızın muhterem validesi vefat etti. Allah'tan rahmet diliyorum kendisine ve Mehmet Çakılcıoğlu'na başsağlığı diliyorum. Leyla Ünver hanımefendinin de annesi vefat etmişti. Allah'tan rahmet diliyorum, başsağlığı diliyorum Leyla Hanım'a. Müslüm Akülker, değerli meclis üyemiz, Cumhuriyet Halk Partisi, vefat eden babasına Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah Müslüm Bey. Ve Ali Canikli beyefendiye Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah mekanı cennet olsun. Şimdi bizim Sayın Başkan bir tane yazılı önergemiz var. Ve gündem dışı söz isteyeceğim ben. Herhalde şeyden sonra. Pardon, gündem dışı değil. Maddeler gelince söz isteyeceğim. 10. ve 9. maddede. Yani gündemin içinde söz yok. Yok, gündem tamam. Dışı söz yok. Evet. Figen Hanım bir konuşma talebi var. Sizden sonra bir söz vereceğim. Sayın Başkan, değerli çalışma arkadaşlarım. Ali Canikli'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine başsağlığı diliyorum. Burada emek vermiş bir arkadaşımız. Benim çok yakın ilişkim olmamakla birlikte. Meclisimizde emek vermiş bir arkadaşımız. Baki kalan bu kubbede hoş bir sedaidir diye söylenir biliyorsunuz. Mehmet Çakılcıoğlu'muz, Çakılcıoğlu'nun annesi vefat etti. Dün haberi aldık. Bugün kendisinin cenaze namazına da katılacağız. Dileyen arkadaşlar için buradan otobüste kaldıracağız. CHP meclis grubundan arkadaşlarla ilgili konuştuk bu konuda. AK Partili arkadaşlar da gelecekse beraber bu konuda bilgi paylaşımında bulunuruz. Leyla Ünver ve Müslüm Akülker arkadaşlarımızla da kendilerine başsağlığı diliyorum. Anne ve babalarına Allah'tan rahmet diliyorum. Kendileriyle de görüşmüştük zaten o zaman. Ama meclisin huzurunda bir kere daha bunu dile getirmeye ihtiyacı duydum. Teşekkür ederim. Evet, pardon. Söz mü vardı? Ha, buyurun. Açılmadı. Kıymetli Beylikdüzü halkı, 5 Aralık 1934 TBMM'de kadına seçme seçilme hakkı tanındığı gün. 1934'te kadınlara milletvekili seçme seçilme hakkı verildiği halde maalesef ki başörtülü kadınların bu hakkı 2014 yılında tam 80 yıl sonra kullanabilmiştir. Bu vesileyle kadını meclisten kovan zihniyeti kınıyor. Bu bağlamda Türk kadınının 2002 yılından itibaren hayatın her alanında olduğu gibi siyasi temsilde de büyük bir başarı elde etmesini takdirle karşılıyoruz. Bu duygularla seçilmiş bütün kadınlarımızın 5 Aralık seçme seçilme hakkı gününü kutluyorum. Teşekkür ederim. Figen Hanım'ın da bir söz talebi vardı. Buyurun Figen Hanım.
Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, çok kıymetli Beylikdüzü halkı, değerli basın mensupları ve bizi ekran başında dinleyen hanımefendiler, beyefendiler. Öncelikle 25 Kasım 10 Aralık tarih aralığında Birleşmiş Milletler'in de kabul etmiş olduğu kadına şiddet konusunda etkinliklerin düzenlendiği 16 günlük bir etkinlik tarih süreci vardır. Bu tarih sürecinin başlangıcı olan 25 Kasım, Dominik Cumhuriyeti'nde 3 kız kardeşin vahşice öldürülmesi sonucu kabul görmüş ve ondan sonra 10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne kadar 16 günlük bir etkinlik düzenlenmesine karar verilmiştir. Bununla beraber pek çok ülkede değişik, farklı farkındalıklar yaratmak istemişlerdir. Kimi zaman dans etmişlerdir, kimi zaman isyan etmişlerdir, kimi zaman sokaklara dökülmüşlerdir. Evet, kadın her ülkede aynı acıyı ve aynı sancıyı yaşamakta. Maalesef ki dünyada kadının toplum içerisinde görünen yeri hak ettiği noktada değildir. %50 ve %50 olması gereken nüfus oranına bakarsak, dünya oranında da bu böyledir. Ülkelere yayıldığı takdirde gördüğümüz yaşam şeklindeki acılarda da yaşanan her sıkıntı böyledir. Bu yüzden kadınların kendini ifade etmek adına çıkış yaptıkları ve bu tarih aralığında eylemlerde bulundukları ve yasalar adalet noktasında kendilerini var kılmak için istemleri ve dirençleri devam edecektir. Etmesi de gerekmektedir. Çünkü bir toplumda var kılabilmek için bir %33 diye bir oran vardır. Bir toplumda bir kesimi var kılmak istiyorsanız en az %33 bu insanın kendini ifade etme hakkı ve oranı olması gerekir. Bizlerde de dönüp baktığımızda ülkemizde kadının şu an için evet kendini var edebilme oranı mecliste %14. Dönüyorsunuz belediyelerde baktığınızda %1,5-2'lerde, muhtarlık oranlarında baktığınızda %0 noktalarında, karar mercilerinde yok sayılacak kadar az. Bu yüzden kadınların varlığını hissettirmek adına, desteklemek adına her koşulda ve konumda ama şiddete uğradığı alanlarda, ki bu yasalarla da altını çizmemiz gerekiyor, şu an tüm meclis üyesi arkadaşlarımıza 6.284 nolu yasamızı, kadın ailenin koruma kararı olan yasamızı sizlere dağıttık. Akabilinde bir İstanbul Sözleşmemiz var. 6.284 yasa uluslararası olan yasalara, sözleşmelere imza koyduğumuz yasadır. Ve bunun devamında biz İstanbul Sözleşmesi'ni 2011 tarihinde İstanbul'da ilk imzalayan ülke olarak bu şiddet noktasındaki sıkıntılarımızı dile getirdiğimiz ve her seferinde sokağa döküldüğümüz yasalardaki değişikliklerin ve o sözleşmeyi imzalamamıza rağmen uygulama noktasında yaşadığımız sıkıntıları döne döne yaşamaktayız. Ve yaşayacağımız günlerde bizim bu sıkıntıları bir türlü düzeltmek için adalete, hukuka, hakka, kadının varlığına, toplumdaki var kılınması gereken görünürlüğüne ne hikmetse bir türlü ulaşamıyoruz. Ama vazgeçmeyeceğiz tabii ki. İstanbul Sözleşmesi çok değerli bir sözleşme. Önce SEDAV'dı, bu bir tavsiye niteliğindeydi. Ama İstanbul Sözleşmesi bağlayıcı bir nitelik. O yüzden biz uluslararası sözleşmelerde eğer bir imza koymuşsak bunun akabilini yapmak zorundayız. Bununla biz 14. maddeye bağlı olarak eşitlik komisyonu olarak bir teklifte bulunduk. Bir proje sunduk ilçemizde. Evet, Mücahit Bey siz katılamadınız ama Rukiye Hanım bize eşlik etti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze bir protokol yapalım dedik. Çünkü bir eşitlik noktasında eğitime ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz. Ama personeller, ama ilçemizdeki eğitim kurumlarındaki arkadaşlarımıza, öğretmenlerimize, öğrencilerimize bu şekilde bir destek olmak istedik ve böyle bir proje sunduk. Tabii ki kaymakamımız, ilçe milli eğitim müdürümüz bu konuda bir sıkıntı yaşamadığımızı dile getirdi. Doğal olarak resmi kurumlara başvurduk. İle gönderdik yazımızı. İlden olumsuz bir cevap geldi. Oysa ki biz İstanbul Sözleşmesi'nin 14. maddesinin altı çizilerek söylüyoruz ki bunların yapılması gerekiyor.
yapılması gerektiğine dair de biz oraya imza atmışız. Ama geçen hafta Kadın, Aile, Sosyal Politikalar Bakanlığımızın açıkladığı 2017-2020 eylem planı içerisinde eylem planı içerisinde ses gidiyor buradan. Tamam. Eylem planı içerisinde yapılması gereken ve sorumlu olan kurumlar il belediyeleri ve ilçe belediyeleri. Yani bu eğitimlerin bir şekilde yapılması gerekli olduğu altı tekrar tekrar çizilmiş. Bu değerli bir çalışma. Elbette devam edeceğiz. Elbette gereğini istediğimiz şekle getirmek adına kurumlara başvurularımızı tekrar yapacağız. Ama eğer kavram toplumsal cinsiyete eşitlik bakış açısında birbirimize bilgilendirmek, çalıştaylarımızı gerçekleştirmekse destek olmakta fayda var. Kadının haklarına gelecek olursak, buradan maalesef ki işte görüyoruz, kadın var kılamıyor kendini, hakkını var edemiyor. O yüzden eğer kadınlar hakkını var etmek istiyorsa karar mercilerinde de mücadelesini sonuna kadar devam ettirmeli. Oranların düşüklüğüne bakmadan kendini var edebilmek için her toplumda, her bulunduğu kurumda sıfatın ne olduğunun bir önemi yok. Karar merciinde olmak ve orada kadınların hakkını koruyabilmek için sonuna kadar mücadele etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu başarılar STK'lara aittir. Maalesef ki kadın hareketlerine. Son günlerde yapılan kadın hareketlerinin toplantılarında aldığımız oranlar gerçekten çok can yıkıcı. 2010'dan 2016'ya kadar tarih aralığında baktığımızdaki cinayet sayısı gerçekten çok acı. Yani 186 2010'da ölen kadın, bugün ise 328, daha Kasım ayının içindeyiz. Bu acı tablo neden diye düşündürüyor insanı. Daha dün akşam televizyon seyrederken 5 kadının uğradığı, ikisi taciz, üçü de öldürmeye teşebbüs. Ama bazı ülkeler değiştirebiliyor bunu. Mesela Brezilya, Maria da Döpenya diye bir yasa çıkarmış 2006'da. Kadın defalarca öldürülmek üzere eşinden tehdit de görmüş, pek çok şey yaşamış ve tekerlekli sandalyeye mahkum olmuş ama vazgeçmemiş. Bu yasanın çıkarılması için mücadele etmiş. Neden bizde Özgecan yasası da çıkmasın? Neden olmasın? Yasa ne kadar güzel söylüyor ki bu tarz şiddet, istismar olaylarında hiçbir indirim hakkı olmasın, gerçekten olmasın. Kimsenin kimseyi öldürmeye hakkı yok. Bu ülke çok acılar gördü. Düşünce suçundan insanlar asıldı, idam edildi. Neden bir insanın canına vahşice kasteden insanlar neden gerekli suçları almıyor, bir takım elbise giydi, bir kravat taktı diye indirim hakkı alıyor? O yüzden mücadelemizi bırakmayacağız, vazgeçmeyeceğiz. Buradaki tüm kadın arkadaşlarım, 76 bin oy alan sayın belediye başkanım, en az 9 bin oy alarak şu sıralarda oturan bizler, biz Beylikdüzü halkından ve onlardan aldığımız oydan dolayı sorumluyuz. Ama biz Türkiye'deki tüm kadınlar için sorumluyuz. Yalnızca kadının sorunu değil. Lütfen, her erkek aynı zamanda bir baba. Onların da sorunu. Onların da bir kız çocuğu, bir kız kardeşi ve bir annesi var. Olaya böyle bakalım. İnsanlık kaybı, insanlık dramı diye bakalım. Lütfen birbirimize destek olarak bu anlamsız yaşanan vahşi katliamları durduralım. Ben teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgiler sunuyorum. Evet. Figen Hanım'a teşekkür ediyoruz. Gerçekten hani dünya çapında, evrensel ortamda belki en ön sıralarda utanç duyacağımız bir sorunu ve hep birlikte el birliğiyle çözmemiz gereken bir hususu bizimle paylaştı. Ben kendisine şahsım adına teşekkür ediyorum. Umut ediyorum, arzu ettiğimiz ya da kendisinin tanımladığı o düzene ya da o temsiliyete, cinsiyet eşitliği adına, kadın hakları demiyorum, cinsiyet eşitliği adına inşallah bizler önce oluruz. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlarım, şimdi şöyle devam edeceğiz. Ben önce başkanlık tekliflerini gündeme aldırmak istiyorum. Bir şartlı bağış konusu var.
gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 2. Kavaklı Mahallesi'nde bir özel eğitim tesisi, bir alanın özel eğitim tesisi olarak kullanılması ve bu yönde bir proje tadilatı yapılması hususu var. Bunun gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 3. olarak da Gürpınar Beylikdüzü ve Yakup plan notlarını belediye hizmet alanlarına ilişkin plan notu eklenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar plan değişiklik teklifinin gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Bir yazılı önerge vardı, onu da alalım. Bir yardımcı olur musunuz? Okuyalım onu. Verin bana. Belediyemizin hangi kurumuna ne kadar borcu vardır? Güncel borç miktarı nedir? Miktarın ne kadarı ödenmiş, ne kadarı taksite bağlanıp yapılandırılmıştır? Yapılandırma şartlarına uyulmuş mudur? Rukiye Doğru Yol, Mücahit Birinci, Nihat Kılıç, Ömer Meşe, Eyüp Demirhan. Evet, gündeme alınmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimiz dolayısıyla 18 maddeye ulaşmıştır. Değil mi? Yanlış ifade etmedim. Evet. 18 maddeye. Şimdi sizlere bir yazılı yazılı ya da sözlü önergelere karşılık bir önerge cevabı verildi. Marmara Mahallesi'ndeki bir şikayetin düzeltildiğiyle ilgili. O bir. İkincisi de gayrimenkul edinimleriyle ilgili bir süreç vardı. Bu süreçle ilgili ben bir kısım bilgiyi size aktarmak istiyorum ama bazı aktarımlarda bir pano desteği burada sunum yaparak insanların görselliğini de bozmak istemiyorum. Şimdi bu Deniz Hanım, siz bana biraz yardımcı olacaksınız. Değerli arkadaşlar, biz belediyecilikte kamu kaynaklarını güçlendirme ve kamu alanlarını zenginleştirme bakımından özel ve hassas bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Beylikdüzü'nün genelinde bu hassas çalışmamızın nelere netice verdiğini, tabii her birini tek tek değil ama çarpıcı birkaç örneğiyle sizinle de paylaşmak istiyorum. Bu çarpıcı örneklerin dışında kamunun ihmal edilmiş bir takım hususlarının da nasıl düzeltildiğini de sizinle paylaşmak istiyorum. Tabii burada özellikle birkaç maddede bu çalışmayı toparladık. Birinci olarak şunu söyleyeyim. Kamu mülkiyeti olarak bize ait olduğu düşünülen ama ne yazık ki kağıt üzerinde bize ait olmadığını göreve geldiğimizde tespit ettiğimiz, hatta bu tespitlerimiz neticesinde de bir kısım davaya maruz kaldığımızı gördüğümüz bir olay ki bu yine özellikle Cumhuriyet Mahallesi aksında ve Büyükşehir Mahallesi aksında bulunan özel proje alanları diye tarif ettiğimiz alan bunlardan bir tanesidir. Yıllarca Beylikdüzü Belediyesi'ne ait olduğunu düşündüğümüz bu alanlar sadece bizim dönemimizde bile 2-3 hukuki davaya mevzu olmuş alanlardır ve yaklaşık 1,5-2 yıllık bir çalışmayla, idari takiple bakanlıklar ve bölgemizdeki müdürlükler seviyesinde idari takiple bu alanlar belediyemiz bünyesine kazandırılmış alanlardır. Bir husus bu. Bir başka husus, ben devam edeceğim. Yine bir başka örnek bir çalışma olayı, kamulaştırmanın, ki biz bir kamu kurumuyuz, kamulaştırmanın iyi takip edilirse ama şahıslardan ama devlet kurumlarından, ki devlet kurumundan kamulaştırma yapan
çok nadir bir belediyeyiz. Yani belki birkaç örneğinden bir tanesiyiz. Ve gerçekten bugünkü belki güncel değeri, ki bu gördüğümüz alan sağlık tesisi alanı imarlıdır. Yaklaşık 26 bin metrenin biraz üzerinde bir alana sahiptir. Bugünkü güncel değeri tahmin ediyorum en az 75 milyon, 65-75 milyon civarında olan bir alandır. Geçmişte bundan yaklaşık 15-16 sene önce borcuna karşılık belediyenin devlete verdiği bu alanı yine belediye olarak 6 milyon lira civarında bir kamulaştırma bedeli ödeyerek, kamunun da desteğiyle, kamunun tüm kurumlarının da desteğiyle belediyemize kazandırdığımız bir alan olduğunu, bu örnek olarak verdiğim bir örnek olduğunu da bilmenizi istiyorum. Kamulaştırmanın nasıl yapılacağına, nasıl sıkı takiple gerçekleştirileceğine dair örnek bir çalışmadır. Yine bir başka örneği de sizinle paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, bir alanın vatandaş tarafından kamuya bila bedel terk edilmesiyle kazanılan bir alanın neye dönüştüğünün iyi bir örneği. Yani açıkçası bu gördüğünüz alan yaklaşık 36 bin metreye yakın bu alan eğer alınamasaydı biz Yaşam Vadisi'ni ne yazık ki bitiremezdik. Örneğin burada şu kırmızılı çizilen alanın şu bölümünde görünen yerde ne yazık ki müdahale edemediğimiz 11 dönüme yakın bir alan daha var. Ama bizden önceki dönemde takip edilemediğinden diye düşünüyorum. Bir vatandaşın işi belediyeye geldiğinde takip edilemediği için yine vatandaşın üzerinde kalmış bir alan. Ve bu alan örneğin bizden kamulaştırma için 20 milyon liranın üzerinde bir bedel talep ediliyor. Siz 35 bin metrenin ne kadar bir değer içereceğini varın siz hesaplayın. Bu alanı biz bila bedel, hiçbir bedel ödemeksizin vatandaşın rutin olması gereken yasal süreçteki ne hakkı varsa o hakkı yürürken kardeşim kamu adına burayı bize verirseniz biz de kamuya çok güzel bir alan hediye edeceğiz deyip ikna ettiğimiz ki bu alanın içerisinde başka edindiğimiz belediye hizmet alanları vesaireler onları katmıyorum ama Yaşam Vadisi'nin işte gördüğünüz kısmıyla beraber bitimine vesile olan sadece burada 35 bin metreye yakın bir alanın belediyeye geçtiği bir örneği görebilirsiniz. Yine bir başka örnek ki kaçak park olarak hani ne yazık ki şikayet edildiğimiz aslında bir parka başladığımız ama evet doğru bize ait olmayan maliyeye ait olan sahilde Ak Toprak mevki diye bilinen Kavaklı'daki bu bölüm süreç içerisinde bizim takiplerimiz esnasında maliyeden özelleştirme idaresine geçtiği bu süreç içerisinde biz bu alanı yine idari takibini yaparak sahilde bulunan o dönemde kaçak park diye ihbar edilen alanın artık yasal parka dönüşmesini sağladığımız yani o sahilde bulunan Ak Toprak mevkiinde ki çok taze bir bitiş süreci. Bu da yaklaşık 2,5 senelik bir takiptir onu da söyleyeyim. Buradaki tüm yeşil alan, park imarlı alanların belediyeye geçmesini sağladığımız bir alandır. Bunu da özellikle belirteyim. Buranın tamamı özelleştirme idaresine geçmişti ama park alanını belediye üzerinde kalmasını sağladık. Diğer kısımlarının özelleştirme idaresi tarafından nasıl değerlendirileceği hususunu da takip ettiğimizi bilmenizi istiyorum. Bunu da bir örnek olarak veriyorum. Şu açıdan veriyorum. Yine kamu kaynaklı mülkiyetlerin hak edildiği noktada belediye geçişiyle ilgili yürüttüğümüz bir mücadeledir. Ve bu alan yaklaşık 25 yıldır Beylikdüzü'nde tartışılan bir alan olduğunu Beylikdüzü halkı çok iyi bilir. Değerli arkadaşlar, bir başka örnek
sorun gibi gözüken, problem gibi gözüken ve birçok insanı ilgilendiren bir alanın takip edildiği zaman kazanımlarını göstermek adına örnek bir çalışma. Şöyle ifade edeyim, bu gördüğünüz alan Kavaklı ikinci bölge diye bilinen İhlas ikinci kısmın çevresindeki alanlar. 40'a yakın mülkiyet sahibi var. Ve sadece 2009'dan sonra 6-7 defa imar uygulaması yapılıp sadece iki tanesinin büyükşehire gittiği ve ikisinin de büyükşehirden reddedildiği bu süreçte biz insanları ikna ederek, bir masaya oturtarak tam 2,5 sene, en az 7-8 toplantısına da bizzat katılarak kamu kaynaklarını edinmek adına yatırımcılarıyla, mülkiyet sahipleriyle aleni, şeffaf bir biçimde bir araya getirerek burada tam 65 bin metreye yakın bir alan edindik değerli arkadaşlar. O bakımdan bunun da örnek bir çalışma olduğunu, şeffaf davranıldığında, vatandaşı işin içine kattığınızda yatırımcının aslında çok cömert davrandığını gösterecek örnek bir çalışmadır. Bunu da sizinle bir başka model örnek olarak paylaşmak istiyorum. Yine değerli arkadaşlar, o alandaki edinilen alanların tek tek fonksiyonları nedir, ne değildir, onun da bir örneği. Az önce bahsettiğimiz örnek çalışmanın. Bu da genel anlamda, hani bir örnek olsun diye buraya koyduk. Varsayalım Beylikdüzü'nde bir mülkiyet sahibi olan vatandaş, belediyeye gelmiş, işini yapacak. Ama işini yapacağı zaman ya da bir imar hakkı alacak, imarlı arazisinde bina yapacak. Biz şunu dedik, bir sistem kurduk. Dedik kardeşim, önce bir mülkiyetine bakalım. Mülkiyetine bakıyoruz. Değerli arkadaşlar, 30 metre bir yerde okul arsası, 20 metre bir yerde, geçmişteki uygulama yöntemlerinin yarattığı durum. Uygulama yöntemlerinin yarattığı durum. Adamın 2 metre, atıyorum, belediye hizmet alanında arsası var, hissesi var. Veya 10 metre okulda arsası, hissesi var. İnanın bu sistemle on binlerce metrekarelik alan kazandık. Ve çok az direnç gördük. Yani vatandaş hayır vermem dediğini çok az yaşadık. Ama yaşadık. Onları da ikna ettik. Dedik kardeşim, bu okul alan, bu yeşil alan, bu donatı alanı belediye adına. Ve inanın insanlarla birebir ilgilendik. Bu bağlamda tüm başkan yardımcısı, özellikle plan proje müdürlüğü, imar şehircilik müdürlüğü gibi müdürlüklerimizin, işletme iştirakler müdürlüğü gibi müdürlüklerimizin belediye yönetimiyle ortak çalışarak, vatandaşı da ikna ederek edinimlerin ana kaynağı bu model olmuştur. Ve listesi sizde de var değerli arkadaşlar. Bunların hepsinin tapu edinim tarihleri de var. İşlem tarihi olarak göreceksiniz listede. Bu işlem tarihleri de var. Toplam 769.615 metre Kasım ayı itibariyle Beylikdüzü Belediyesi'ne kazandırdığımız alanlar oluşmuştur. Bu tarihi bir süreçtir. Bakın altını çiziyorum. Önemli bir takip sürecidir. Çok nadir buna belediyeler cesaret eder. Çünkü gerçekten şu bahsettiğim modeller ve içinde olan çalışmalar, kamu muhataplığı ayrı. O kamu muhataplığı zaman alır uzar, takip edersiniz ve başarırsınız. Ama işin içine vatandaş girdiğinde zordur şu açıdan. Umutsuzluk vardır. İnsanların efendim karşı direnci vardır. Siyaseten belki cesaret edemeyebilirsiniz. Ama biz burada risk alarak, ama riskimiz sadece şuydu. Efendim orada burada konuşulur. Tek metodu vardı, şeffaflık. Masalarımızı aleni kurarak, masalarımızı aleni paylaşarak bu ilçeye çok ciddi bir edinim kazandırdık. Yani ve inşallah süreç bitene kadar belki bu 1 milyon metreyi bulacak. Bu da neredeyse bu ilçenin 33'te bir bölümüne tekabül eden alanın kamuya döndüğü bir süreç yaşatmış olacağız. Bunların çok önemli bir kazanım ve çalışma olduğunu belirtiyor. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, bu paylaşımda bize destek olan tüm yatırımcı ve mülkiyet hak sahibi olan vatandaşlarımıza,
anlayış göstererek bunu kamuya bıraktığını gönülden vererek bize işbirliği yapma fırsatını tanıyan tüm vatandaşlarımıza ve de kamu noktasında irtibatlı olduğumuz tüm kamu kurum ve kuruluşları yetkililerine yürekten teşekkür ediyorum. Samimiyetin ve şeffaflığın karşılık bulduğu bir yol haritası olduğunu da sizlerle paylaşıyorum. Bu sizlere dağıtılmış olan önerge ve karşılığında biz bunu sunacağız sözümüzün bir özetini sizlerle paylaşmış oldum. Detayları size verilen dosyada vardır. Teşekkür ediyorum. Evet. Değerli arkadaşlar, gündeme geçiyoruz. Gündem maddelerinden birinci sırada Zabıta Müdürlüğü'nden bir husus var. Bunu çalışma ücretiyle ilgili teklif kararı olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle karar vermiştir. İkinci madde insan kaynaklarından gelen kadro değişikliği hususu var. Teklif kararı olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle karar verilmiştir. Yine insan kaynaklarından gelen Üçgöl Havzası Belediyeler Birliği personeli bir arkadaşımızın yasal hakkının tespitiyle ilgili bir husus var. Sayın burada, Başkan. Evet. Niyet eğer yani bunu hukuk komisyonuna sevk edelim, biraz inceleyelim onu. Bir başvurular var. Avukatların bazı talepleri var. Detaylı bir inceleyelim. Çünkü biraz fazla subjektif bir talep gibi geldi bize. Onu bir inceleyelim. Hak kaybı da olmasın. Olur. İnceleyin. Yani burada biz bir hak olduğunu düşünüyoruz. Uzun yıllar öncesinden, yaklaşık 12-13 yıl öncesinden bir hak olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir tespit var. Hakkın da teslimi olarak verilmesi hususunda bir idari kararımız var. Bunu altını çizerek belirtmek istiyorum. Komisyona sevk edelim, olsun, hukuk incelesin. Hukuk komisyona sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle karar verilmiştir. Dördüncü madde destek hizmetlerinden gelen kaymakamlıkta çalışan iki personelin tekrar görevlendirilmesi hususu 2018 için teklif kararı olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle karar verilmiştir. Spor İşleri Müdürlüğü'nden beşinci madde Kırlangıç Bisiklet Spor Kulübü Derneği ile işbirliği yapması hususunda bir yetki talebimiz var. Bunu da teklif kararı olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Yine Spor İşleri Müdürlüğümüzün Beylikdüzü İzcilik ve Doğa Sporları Kulübü Derneği ile işbirliği yapma talebinin başkanlığa yetki verilmesi hususu var. Teklif kararı olarak oylarınızı sunuyorum. Sayın Başkan, bunu hukuk komisyonuna gönderilmesini talep ediyoruz. Evet. Yani neyini göndereceğiz Mücahit Bey? Tam alırsam hani hukuki olarak görüşünüz. Bir protokol yapılmasından bahsediliyor. Bu her ikisi de bir yetki. Yani her ikisinde protokol var. Bir önceki de öyle, bu da uygun öyle. Uygun mudur, değil midir diye hukuk komisyonunun incelemesini talep ediyoruz. Evet. Peki. O zaman biz teklif kararı olarak oylarınıza sunalım. Ona göre hareket edelim. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nden Şehit Aybüke Yalçın anaokulumuzun bu arada çok güzel ve hassas bir çalışma yürüten, statüsüne göre öğrenci alma konusunda da sonuna kadar hassas çalışacağını, özellikle kadının iş hayatına kazandırılma hususunda örnek bir çalışma olacağını, inşallah ikincisine de başladık. Yani bu süreçte birkaç anaokulunun bu şekilde hizmet ederek çalışamayan annelerin, ekonomik olarak ailesine katkı sunma zorunlu olan annelerin çocuklarını verecekleri bu güzel okulun şehidimiz, öğretmen şehidimiz Şenay Aybüke Yalçın'ın adıldı ve bu anaokulun da bu vesileyle tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Ve bu anaokulu olarak yazılan, daha doğrusu bizim dilimizde böyle ama tarifinin gündüz çocuk bakım evi olarak değiştirilmesi hususu var. Teklif kararı olarak oylarınıza sunuyorum. Bununla ilgili mi? Buyurun. Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri.
Burada isim değiştiği zaman nitelik de değişiyor. Yönetmeliğinde değişmesi gerekmiyor mu Sayın Başkanım da? Yönetmelik gündüz bakım evine göre yapılmış. Onun için isim değişiyormuş. Tamam, evet. Teşekkür ediyorum. Peki. Uyarınız için teşekkür ederiz. Sehven bir isim hatasını düzeltiyoruz. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle karar verilmiştir. Mali hizmetlerden ödenek aktarma hususu var. Plan Bütçe Komisyonu'nun havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle karar verilmiştir. Kredi ve borçlanma yetkisi hususu ile ilgili... Evet, buyurun. Şimdi biz bu 9. maddeyle alakalı komisyonuna gönderilmesini reddedeceğiz ve dolayısıyla söz istiyorum. Tamam. Şimdi sözünüzü dinleyelim, ondan sonra oylayalım. Evet. Buyurun. Teşekkür ediyorum. Şimdi değerli vatandaşlar, biraz önce Sayın Başkan burada ekranlarda da siz izlediniz. Ekranlarda da beyanlarda bulundu ve Beylikdüzü'ne kazandırdığınız arsalardan bahsettiniz. Ve fakat Beylikdüzü ciddi bir şekilde borca batık. Ve borca batık olmasına rağmen hemen hemen her meclis toplantısında hala gündeme kredi ve borçlandırma yetkisini talep ediyorsunuz. Dolayısıyla biz geçen meclis toplantılarında da bahsettik. Yani Beylikdüzü Belediyesi'nin bütçesi yamalı bohça gibi. 4 milyon artı 4 milyon TL ile devredilmiş belediyenin geldiği hal içler acısı arkadaşlar. Bunda hepinizin maalesef payı ve katkısı var. Dolayısıyla tekrar bir kredi işlemi ve borçlanma yetkisi istiyorsunuz ki şu ana kadar 150-200 milyon TL, bu talebinizin bedeli 150-200 milyon TL'yi buldu. Buradaki ana boşluk, buradaki ana kara delik nedir biliyor musunuz? Buradaki ana kara delik Vira İstanbul projesinde çuvallaması belediyenin arkadaşlar. Dolayısıyla belediye bir türlü denk bütçeyi bir araya getiremiyor. Denk bütçenin bir araya gelmemesi de vatandaşa çok pahalıya mal oluyor. Arkadaşlar şimdi Büyük Beylikdüzü Belediyesi İller Bankası'ndan da kredi başvurusunu yaptı. Fakat İller Bankası'nın Beylikdüzü Belediyesi'nin kredibilitesine güvenip güvenmeyeceği meçhul. Hala o borçlanma yetkisi onaylanmadı Sayın Başkan. Dolayısıyla yani kredi talep ediyorsunuz fakat kredi kurumları dahi Beylikdüzü Belediyesi'nin kredibilitesini uygun görmüyor olabilir. Dolayısıyla biz 150-200 milyon TL'lik borçlanmayla yürüyen Beylikdüzü Belediyesi'nin müflis olduğunu burada vatandaşımıza açıklıyoruz. Burada vatandaşımız huzurunda beyan ediyoruz. Sizin kazandırdığınızı varsaydığınız o arsalar böyle bu şekilde sayın vatandaşlar bu şekilde eritiliyor. Bir sonraki maddede de sayın başkan söz alacağım yeri gelince ve dolayısıyla 9. ve 10. maddeler sayın vatandaşlarımız birbiriyle ilintili ve bağlı maddelerdir. Dolayısıyla biz AK Parti grubu olarak bu kredi işlemleri ve borçlanma yetkisine plan bütçe komisyonuna gönderilmesini reddedeceğiz. Direkt oylansın, biz zaten red noktasındaki görüşümüzü beyan ediyoruz. Evet. Tabii sayın sözcünün bu izahatına normalde pek cevap vermem ve direkt oylarım. Ancak içinde ne yazık ki yanlış beyanlar olduğu için cevap verme mecburiyetindeyim. Birincisi artı 4 milyonla devrettiğimiz dediğiniz belediye biz yaklaşık 140 milyon artı sonradan ortaya çıkan 50 milyon liraya yakın da borçla devraldık. Bunun da zaten bütçe onaylarında resmi olarak görebilirsiniz. Ve bu yaklaşık 50 milyon liraya yakın borcun sonradan çıktı dememdeki sebep ne yazık ki hukuki süreçlerin sonradan netleşmesinden dolayı bütçede göremediğimiz kalemlerdir. O bakımdan bizim borçlu devraldığımız belediye ile ilgili de tekrar söylüyorum, beni bir arkadaşım suçlamıştı, şimdi ismini hatırlamıyorum. Hiçbir konuşmamda da şikayetimi göremezsiniz. Hayır, tespit ediyorum. Sizin 4 milyon liralık parayla teslim aldığınız dediğiniz konuyu tespit ediyorum ve insanları bilgilendiriyorum. İnsanlar yanlış bilgi edinirler. Bir bu. İkincisi, değerli arkadaşlar, saygıdeğer vatandaşlarımız, biz ciddi yatırım yapan bir belediyeyiz. Yatırım yapmaya da devam edeceğiz. Çünkü biz senede 20 bin göç alan bir belediyeyiz. Dolayısıyla ihtiyaçlarını karşılama noktasında, özellikle insani ihtiyaçlarını karşılama noktasında da asla geri durmayacağız. Doğrudur. İki tane daha ana borçlanma talebimiz vardır. Bu iki ana borçlanma talebimizin bir tanesi
büyük kent meydanımızla ilgili bir borçlanma talebiydi ki bu ticari olarak, bakın ticari olarak kendi geliriyle borcunu ödeyecek kabiliyete sahip bir yatırımdır. Ve sizin kurumlar sizi borçlanma yetkisine sahip görmüyor tespitine karşılık İçişleri Bakanlığı'nın da tam tersine borçlanabilir yetkisini verdiğini de sizlerle paylaşmış olayım. Yani eğer sizin gibi görseydi İçişleri Bakanlığı borçlanabilir yazısını bu belediye asla vermezdi. Bu iki. Üçüncüsü, yine yanlış bir tespiti sizinle paylaşmış oldum. Üçüncüsü, değerli meclis üyesi arkadaşlarım, saygıdeğer vatandaşlarımız, biz aynı borçlanmaya yakın rakamda bir de yaşam vadisi için borçlanma talep ettik. Evet, yan bir takım talepli etkileriyle beraber ciddi bir yatırıma sahip olacak olan ikinci etap ihalesi yapıldı. Tam hızla da devam ediyoruz. Allah'ın izniyle borçlanmasak da altından kalkacağız inşallah. Çalışacağız, kaynak üreteceğiz. Ancak devlet kaynağıyla, İller Bankası kaynağıyla uzun vadeli borçlanırsak işimize geliyor. Devletin bu kaynağını kullanmak istiyoruz. Ve bu hususta da bize her iki bakanlığın oluru vardır. Dosyası hazırlanmıştır. Hiçbir bakanlığın dediğiniz gibi olumsuz bir görüşü yoktur. Ancak şu an için saygıdeğer Şehircilik Bakanı'yla da bizzat görüştüm. Diğer bakan yardımcısı yetkileriyle de görüştüm. Bütçeyle ilgili yapılan çalışmalardan ötürü şu an için özellikle son iki aydır İller Bankası vasıtasıyla hiçbir belediye ödeme yapmadıklarını, bu projenizin de bizim için değerli olduğunu bizzat konuştuğum cümleleri aktarıyorum. Bu konuda da gerekli katkıyı olabildiğince yapacaklarını bize taahhüt ettiler. Biz de memnuniyetimizi dile getirdik. İnşallah gelirsiniz, sizlerle beraber gezeriz. Tam da İstanbul'da binalar, dikintiler, efendim yüksek kuleler şikayeti yapılan bu ortamda onur duyacağınız bir parkın içinde sizin de harcınızın olduğunu hissetmek isteriz ve gelin hep beraber gezelim, açılışını yapalım dediğimde memnun oluruz dediler. Şu an biz İller Bankası'nın cevabını bekliyoruz. O bakımdan reddedilmiş hiçbir şeyimiz yok. Tam aksine kabul görmüş iki dosyamız var. Bunu belirtelim. Şimdi Mücahit Bey, bu lafına ağır bir laf ederim ama yakışmam. Yani bana yakışmaz. Bana yakışmaz ama benim anlama kabiliyetimi sen ölçme seviyesine sahip değilsin. Tamam mı? Şimdi bak, onun için hani senin seviyene inmeyeceğim. Burada seviyeli bir meclis üyeliği yapmanı sana öneriyorum. Son olarak bu konuyla ilgili son izahatım, sonra oylamaya geçeceğiz. Son izahatım da şudur. Özel bankalar bizim tüm borçlanma taleplerimize koşulsuz evet demiştir. Dolayısıyla biz bu olası İller Bankası borçlanmalarımıza karşı eğer olumsuz bir durum oluşursa, olur ya, devlet bu anlamda bütçe ayırmaz. Devlet bu anlamda bir süreç farklılığı gösterir. Bilemeyiz. Konuşuruz, bakarız. Netleştikten sonra ihtiyaç duyduğumuz halde böyle bir kaynağı kullanma tedbiridir. Bir başka şey, bugün devraldığımız borçların çok üzerinde bir borcu olmayan belediyeyi yönetiyoruz. Yatırımlarımız da ortadadır. Son, sürekli dilinize doladığınız vira ile kişisel çabalarla kamu kaynağı ürettiğimiz bu olayın nasıl engellenmeye çalışıldığını da, kimlerin bu engellenmenin içinde bizzat çalıştığını da günü geldiğinde çok net kamuoyuna anlatırız. O bakımdan biz ürettiğimiz kaynaktan da razıyız. Borçlanma, bugün devletin tüm kurumlarına bakın, borçlanma vardır, olacaktır da, hele hele bizim gibi büyüyen kentlerde bu bir zarurettir. O bakımdan sizin genelde bu tür konuşmalarınıza cevap vermem ama tamamı yanlış beyan. Bakın yanlış diyorum, başka bir cümlede kullanırım ama meclisteki seviyeyi en üst perdede tutmak adına yanlış diyorum. Yanlış beyanlarınıza cevap hakkımı kullandığımı belirtiyor ve 9. madde olan mali hizmetlerin borçlanma yetkisinin plan bütçe komisyonu havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler
oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 11. Evet, bu konu konuşulmuştur. Evet. Teklif kararı olarak oylanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Neyi efendim? Biraz önce oyladık ya. Yok. 9. madde mi? 9. madde kredi ve borçlanma yetkisini teklif kararı olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Zaten 8. maddeyi plan bütçeye yollamıştık, değil mi? Evet, 8-9 deyince biz 8'i oyladık mı? Oyladık, peki. Evet, 10. madde İşletme ve İştirakler Müdürlüğü belediyenin kamu kurum ve kuruluşların olan borçlarına karşılık belediyeye ait toplam 17 adet taşınmazın bedelli devir işlemlerinin yapılması hususu. Evet, söz hakkınız, buyurun. Sayın Başkan, öncelikle üslubu düşüren ben değilim, sizsiniz. Sürekli meclis kürsüsünden muhalif partinin meclis üyelerine karşı tehditvari beyanlarınız var. Yani söyleyemediğinizde, ağzınızda gevelediğiniz neyse milletimize söyleyin, duysun. Seviyeyi sürekli düşürüyorsunuz. Bak Mücahit Bey, ben size diyorum gevelemek ki, lafını size iade ediyorum. Bak, bir daha bu tür cümleleri kullanmayın. Yakışmıyor bir meclis üyesine. Bakın, az önce de anlayışınız yetmez dediniz. Sizi uyardım. Bak, seviyeyi düşüren seviyesiz tavrınızı, bak seviyesiz tavrınızı devam ettiriyorsunuz. Gevelemek lafını da kabul etmiyorum, seviyesiz size olduğunu. İade ediyorum. Gevelemenin ne olduğunu açar sözlükten bakarsın. Bir belediye başkanına, bu kenti temsil eden bir belediye başkanına nasıl hitap edileceğini öğrenmenizi dilerim. Sayın Başkan, şunu söyleyeyim önce. Yani gevelemek sözü de diğer kullandığım anlamamışsınız sözü de arkadaşlar hakaret falan değil. Neden değil? Ya bir insanın her şeyi anlaması beklenebilir mi? Anlamamış olabilirsiniz. Sizi kibar olarak reddetmişlerdir. Bunu anlamamışsınızdır. Ben de size bunu ifade ediyorum. Bunda ne tür bir alınganlık yapıyorsunuz? Ben anlamıyorum sizi. Yani eğer bu seviyeyi... Mücahit Bey, sözünüze müsaade başlayın. Eder misiniz? Bak Mücahit Bey. Siz her şeyi bize söyleyebileceksiniz. Konuyu, biz söyleyemeyecek miyiz hayır, size? Hayır, ben sizi uyarıyorum. Bak, ben size bir şey söylemiyorum. Siz konuyla seviyesizlikle bizi suçlayacaksınız. Bakın, seviyesizlikle konuyla bizi suçluyorsunuz. Ilgili, bakın, cevap Bey, verince cevabımı kesiyorsunuz. Mücahit Bey, konuyla Sayın Başkan, ilgili konuşmanıza başlayın. Vatandaşlarımızın vicdanına havale ediyorum. Seyrediyorlar. Seyrediyorlar. Vatandaşımız elbette ki vicdandır Sayın Başkan. Bakın, o kadar vicdanlıdır ki siz bu vicdanlara teker teker kıyıyorsunuz. Nasıl kıyıyorsunuz onu da söyleyeyim size. Bakın, şimdi biraz önce borçlanarak belediye yönettiğiniz açığa çıkınca birden fevri davrandınız. Yani hiç rahat değilsiniz. Maddeyi oyladınız, başkanlık teklifi yaptınız, plan bütçeye gönderdiniz. Orada bir karmaşa oldu. Sayın Başkan, biraz sakin olun. Öncelikle sizi sükunete davet ediyorum. Diyorum ki burada da bir imaj oluşturmaya çalışmayın bizim aleyhimizde. Biz saygıda ve üslupta asla kusur eden meclis üyeleri değiliz. Bunu net bir şekilde ifade ediyorum. Şimdi 10. maddede de şu Sayın Başkan, değerli vatandaşlar. 10. maddede evet, 6183 sayılı kanun belediyelere böyle bir hak vermiş. Yani nedir? Eğer kurumlara, devlet kurumlarına borçlarınız varsa bunu belediyeye ait arsalarla ödeyebiliyorsunuz. Ve bu borçlarınız da mahsup ediliyor. Fakat gönül ister ki ve yapılması gerekir ki buna gerek kalmadan... siz bunları yapılandırmadınız mı? Yapılandırdınız borçları. Demek ki o yapılandırdığınız borçları da ödeyemiyorsunuz. Dolayısıyla Beylikdüzülü vatandaşlara ait arsalar niye Maliye Bakanlığı'nın adına tescil olsun? Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'na ait iken tescil olmaması lazım. Niye olsun? Bir arsalar kazandırdığınızdan demin bahsettiniz. Değerli vatandaşlar, şimdi söylüyorum. Sayın Başkan dedi ki Beylikdüzü Belediyesi'ne arsalar kazandırdı. Kazandığı da arsaları Maliye Bakanlığı'na devrediyor şimdi. Bak, 482 A'da 5-6 parsel. Gürpınar, Yakuplu bu. Gürpınar 465 A'da 6 parsel. Kavaklı 307 A'da 14 parsel. Kavaklı yine 321 A'da 17 parsel. Gürpınar 985 A'da 6 parsel. Şimdi bunu Beylikdüzü'yle kazandırdığınızı söylüyorsunuz ve fakat Beylikdüzü Belediyesi adına tescilli iken bir başka Maliye Bakanlığı'na devrediyorsunuz. Borcunuzu yapılandırmanıza rağmen niye ödeyemiyorsunuz? Niye sürekli borçlanıyorsunuz? Ne kamu kurumlarınıza borcunu ödeyebiliyorsunuz? Bu zaten bu fotoğraf ortada. Yani sizin orada grafiklerle, süslü cümlelerle anlatmanıza gerek yok ki. İki tane madde, 9-10, Beylikdüzü Belediyesi'nin nasıl yönetildiğinin delilidir arkadaşlar.
Ve bu arsalardan birisini biliyor musunuz? 650 ada 5 parsel. Fatih Sultan Mehmet Camisi'nin üzerinde Fatih Sultan Mehmet Camisi'nin olduğu yer. Nereye devrediliyor? Maliye Bakanlığı'na devrediliyor. Buyurun buradan yakın. Bu cami vatandaşlarımızın parasıyla yapılmadı mı arkadaşlar? Vatandaşlarımızın parasıyla yapıldı. Dolayısıyla birçok dini tesis alanı, birçok eğitim alanı var sizin Maliye Bakanlığı'na devrettiğiniz yerde. Beylikdüzü Belediyesi'nin öz malı bunlar. Şimdi bir başka yerde neresi? Mevlana Camisi var. Mevlana Camisi'nin olduğu yer. 646'da 10 parsel. Bu da Mevlana Camisi'nin yeri. Ve birçok okul sahası var Maliye Bakanlığı'na devredilen. Dolayısıyla bu 9. ve 10. maddeler Sayın Başkan, gerçekten sizin belediyeyi nasıl yönettiğinizin bir delili göstergesidir. Siz ne kadar beyanda bulunursanız bulunun. Gerçekler ortada. Yani siz kamu kurumlarına olan yapılandırmaları dahi ödemekte zorlanıyorsunuz. Ve dolayısıyla Beylikdüzü Belediyesi'nin arsalarını satmak durumunda kalıyorsunuz. Yani özel sektöre de öyle yapıyorsunuz zaten. Özel sektöre satıyorsunuz, devlet kurumlarına satıyorsunuz. Beylikdüzü halkının arsası falan kalmış değildir. Kazandırdığınızı varsaydınız ve söylediğiniz şeyleri de devrediyorsunuz Sayın Başkan. Teşekkür ediyorum. Evet, buyurun. Evet, Mücahit Bey. Bizi çok çok yoruyorsunuz. Devlete niye arazi devrediyorsunuz diye bizi eleştiren birilerine rastladım. Hayret yani. Hayret. Bir de camiden örnek veriyorsunuz. Üsküdar'da cami özelleştirildi. Özel sektöre satıldı. Siz bize bu konuda akıl öğretecek durumda mısınız? Devletin 80 milyar dolarlık malını özel sektöre sattınız. Siz kim oluyorsunuz? Dinliyorum. Buraya da geliyorum. Buraya da geliyorum. Komediye bak ya. Camiyi maliyeye niye devrediyorsun diye bizi şikayet ediyor. Doğan Bey. Şikayet edin. Evet. Şikayet edin. Biraz daha yavaş tonda konuşalım. Evet. Bakın dinleyin. 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 Herkesin bir üslubu var. Evet. Bir yerinize oturun. Yerinize oturun. Bakın, biraz daha düşük tonda konuşalım. Ben biraz öfkeli konuştuğum olabilir. Bize Milli İhanet Partisi Doğan diyenlere Bey, ben böyle konuşurum. Kendi üslubunuzla konuşun. Evet. Şimdi buyurun. Bakın dinliyorum. Dinleyin. Dinleyin. Kötü örnek kim olduğunu biliyorsunuz o kötü örneğin. Evet. Neyse, Cumhuriyet Hıyanet Partisi lafını biz işittiğimiz zaman öfkeleniyoruz. Evet. Kusura bakmayın. Şimdi bakın. Doğan Bey kendi usulünüzle devam edin. Üç tane sağlık tesis alanı. 7 tane eğitim tesis alanı. 7 tane dini tesis alanı. Bunlar kamuya devrediliyor. Yani özelleştirilmiyor Üsküdar'da olduğu gibi. Özel sektöre devredilmiyor. Bunun neresi kusur? Yasada da bu konuda hüküm var. Ya arkadaşlar burada ciddi konuları tartışalım. Bu sıradan yapılmış bir şey. Bir uygulama. Geçmiş dönemde de yapılmış. Başka belediyeler de yapıyor. Şimdi önceki maddede kredi borçlanma yetkisi. Hani söz almak istemedim. Başkanımız yeterince açıkladı ama. Ben bu konuda da hani bir şeyler söylemiş olayım bu gündemle kalkmışken ayağa. Şimdi belediye başkanının her yıl için belli bir bütçe borçlanma yetkisi vardır. Her yıl için. O borçlanma yetkisini meclisten alır, kullanır ya da kullanmaz. Ama o yetkiyi alır. Şimdi bizim yaptığımız bu borçlanma yetkisinin kalan kısmını 28 bin liralık, 28 milyon liralık kısmını başkana bir yetki veriyoruz. Kullan ya da kullanma ayrı bir konu. Yani biz İller Bankası'ndan bir gün kredi gelmezse bu yetki üzerinden hareket edeceğiz. Konu bu. Bu kadar basit bir konu. Aralık ayı, Kasım ayı genellikle bu yetkilerin tamamlandığı aylardır. Tahmin ediyorum 39 ilçede ister AK Partili ister CHP'li olsun. Kullanılmamış böyle bir borçlanma yetkisi varsa onu tamamlamak için bütün belediyeler yetki veriyordur. Bakın gelin beraber bakalım. Plan Bütçe Komisyonu baksın. Görecektir. Yani Esenyurt kullanmadıysa 50 milyonluk Esenyurt Belediye Başkanı eminim istiyordur onu. Bu doğal, sıradan bir şey. Yanlış yerden giriyorsunuz. Yanlış yerden giriyorsunuz. Yanlış sonuçlara varıyorsunuz. Dini tesis alanını niye devlete devrediyorsun? Yani bunu da tarihe geçirmiş olalım burada. Şimdi evet buyurun. Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar. Şimdi öncelikle Doğan Bey'in usulü biraz sert girdi.
biraz öyle oldu. Şimdi Figen Hanım başlarken çok güzel şeylerden bahsetti. Kadın şiddetten bahsetti. Kesinlikle katılıyoruz. Tabii ki gönül isterdi ki Kemal Bey maalesef ve maalesef biliyorsunuz Gürpınar'da çok talihsiz bir açıklama yaptı. Belki bunu da şiddetle kınadığımızı söylüyoruz. Yani müsaade edin. Müsaade edin bitireyim. Müsaade edin arkadaşlar. Konuya dönersek İzzet Bey. Sayın Başkanım, borçlanmayla ilgili. Evet. Tabii burada Doğan Bey diyor ki bunca arsa kamuya devrediliyor. Niye şikayet ediyorsunuz? Ya 6 milyon lira verip kamudan aldığımız zaman siz burada gösterdiniz. Yani devretmeyi bırakın. Hani devredelim tamam kamuya. Ya kamudan mal alıyoruz bir de 6 milyon lira para ödüyoruz. Yani bırakın devretmeyi. Yani elimizdeki malı devrediyorsunuz. Bırakın 6 milyon lira zararı uğratıyorsunuz. Bir de sağlık tesis alanı. Şimdi başkanım sorularımda İhlas ikinci kısımda dediniz ki 65 bin metrekare kazandırdık dediniz. Buranın tamamını mı satın aldık? Yani ben bunu merak ettim. Tabii sadece Vira İstanbul değil, Beylikdüzü Belediyesi'nin hani kazandırdığımız yerler diyorsunuz. Tabii bunu bilabedel alıyoruz. Çok güzel bir şey, tebrik ediyorum. Ama velakin ben samimiyetten bahsetmek istiyorum Sayın Başkanım. Buraya göreve geldiğinizde dediniz ki bütün herkese, biz Vira'yı verirken hemen önümüze geldi. Biz belediyenin bütün borçlarından kurtaracağız. Bunu teslim edeceğiz, vereceğiz, satacağız. Ve belediye borçsuz bir belediye devredeceğiz. Tabii bu zaman hani bizim de söyleyeceğimiz bir laf yok. Dediğiniz borcu var belediyenin. Bakıyorum şimdi burada bir samimiyetsizlik tespit ediyorum. Samimiyseniz belediyenin borcu artmaz Sayın Başkanım. Bir de yüksek kulelerden bahsediyoruz. Ne zaman sıkışsak Esenyurt. Ben de tasvip etmeyebilirim ama velakin. Bakın arkadaşlar İstanbul'daki bütün yüksek kuleler CHP'li belediyelerin olduğu yerlerdedir. Dikkat edin. Gidin Şişli'ye bakın, Beşiktaş'a bakın. Bir sadece Esenyurt yok İstanbul'da. 39 ilçede. Bir bakın, iyi bir bakın. Tabii gülersiniz. Evet. Ben de gülüyorum. Arkadaşlar müsaade edin. İzzet Bey bak konuyu hala... Ataşehir. İzzet Bey genel bir konuşma yapıyorsunuz. Ama bakın. Sayın Başkanım ben bakın, daha demin söz ama, istedim başkanım siz vermediniz. Yine bir önceki madde borçlanmaydı. Çok genel yani 50 tane cevap doğurur. Lütfen gündeminizi toparlayın. Lütfen. Tabii fazla uzatmayacağım lütfen. Sayın Başkanım. Fazla arkadaşlar, uzatmayacağım Sayın Başkanım. Müsaade eder misiniz? Arkadaşlar kendi aranızda konuşmayın ya. Buyurun İzzet Bey. Sayın Başkanım. Evet tamam Yavuz başkanım Bey, bayağı lütfen. Ben neye müdahale edeceğimi biliyorum. Başkanım lütfen borçlanma konuyla ilgili toparlar mısınız? Biz borçlanmaya karşı değiliz ama velakin şimdi tabii ki yatırım yapacaksanız borçlanacaksınız. Ona bir şey demeyiz. Ama diyorsunuz ki kendi kendini ödeyebilen bir yatırım yapacağız. Sayın Başkanım ben samimiyet bulmadığım için bundan önceki yönetiminizi gördüğüm için yani biz bunu samimi bulmuyoruz. Onu belirtmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Peki. Evet. Seyitan Bey buyurun. Yavuz Bey öne yollar mısınız? Siz söz vermiyorsunuz herhalde. Hayır buraya söz verdim önce. Sayın Başkanım ben birkaç mecliste özellikle meclisin istihcamı ve de zarafeti adına birkaç söylemde bulunmuştum. Ve bunları ifade ederken de Doğan Subaşı Bey'i de anlamlı, bizim için hakikaten değerli bir örnek olduğuna yönelik de söylemlerim olmuştu. Bir defa ben Doğan Bey'in bu üslubunu hiçbir şekilde değiştirmemesini arzuluyorum. Çünkü kendisine karşı bir muhabbetim, sevgim var. Sonra öfkelenmek, arkadaşlar öfke her daim insana zarar verir. Evvela bunu söyleyelim. Sonra sizlerin öfkelenmenizin de AK Partililer nazarında zarra-i miskal kadar bir kıymeti yoktur. Bunu da herkes bilsin. Ama şunu söyleyelim. Sayın Başkanım, Beylikdüzü Belediye Meclisi oturumundayız. Her sıkıştığımızda farklı ilçelerden, illerden, memleketlerden bizim örnekler vermemizin hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Biz Beylikdüzü özelini konuşalım. Her daim bunu arzuluyorum. Beylikdüzü, Beylikdüzü, Beylikdüzü. Ama her sıkıştığımızda Beylikdüzü'nün dışına çıkmaya yelteniyoruz. Bu doğru bir üslup değil. Bir diğeri şu. Sayın Başkanım, değerli araziler kazandırdığınızı ifade ediyorsunuz. Teşekkür ederiz. Elbette bunu da yapmanız da gerekiyor.
ayrı bir mesele ama her bir söylemimizin de bir diğer gerekçeyle de çekiştiğini de görüyoruz. Buna da çok üzülüyoruz tabii. Şu an kamuya ait olan borçlarımızın ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Evvela bunu da bilmeyi arzulardık. Yani gönderdiğiniz dosyalarda bunlar da olsun isterdik. Öte tarafta sizin az önce 60-70 milyon değerinde bahsettiğiniz Gürpınar'daki sağlık tesis alanını 6 milyon liraya kazandırdığınız bu araziyi de bir şekilde maliyeye devrediyor olmanızı da çok garip karşılıyoruz. O da çok ayrı bir mesele. Yine bir diğeri şu. Beylikdüzü'nün çok değerli arazisi. Maliye bir şey, yanlış bir bilginiz var. Bu yanlış bir bilgi olabilir. Yanlış bilgi İzzetten geldi. Yani yanlış bir bilgi olabilir. Olabilir. Ha, olabilir değil. Efendim, kabul efendim yani. Ben de söylüyorum arkadaşım. Hayır, tamam Seyitan Bey, o değil, ben düzeltiyorum tamam, yani. Tamam efendim, teşekkür ediyorum. Yani yanlış ediyorum. Bir bilgidir, yanlış Sayın anlaşılmaz. Sayın Başkan teşekkür tamam. ettim. Evet. Bir diğeri şu. Beylikdüzü'nün en değerli arazilerini ve de geçen dönemde sizin ilçe başkanı olduğunuz, burada birkaç tane arkadaşımızın da o dönem sizlerle birlikte meclis üyesi sıfatıyla görev yaptıkları döneme de bir atıfta bulunmak lazım. Sizler Sayın Başkanım, Beylikdüzü'nü 4 yıldır yönetmiyorsunuz. Sizler Beylikdüzü'nü aslında 8 yıldır yönetiyorsunuz. İlçe başkanlığınızla birlikte, Cumhuriyet Halk Partisi grubundaki meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte Beylikdüzü'ne AK Parti döneminde hizmet gelmemesi için her türlü gayreti sarf ettiniz. Ve Beylikdüzülülere o hizmetin gelmemeleri adına Yusuf Uzun beyefendinin ve de dönemindeki yönetimde var olan arkadaşlarımızın bir metrekare arazi sattırmamalarını sizler ön ayak oldunuz. Şimdi kendi döneminize geldiğiniz dönemde daha ilk meclis oturumunun akabindeki diğer bir meclis oturumumuzdan bahsediyorum. Beylikdüzü'nün en değerli arazisini hasılat paylaşımı vermek marifetiyle meclise getirdiniz. Bizler de sizi anladık. Dedik ki Sayın Başkan doğrudur. Bunu verebilirsiniz. Elbette bizim borçlarımız var. Bu borçların bir defa ötelenmesi lazım ve Beylikdüzü'ne de değerli hizmetlerin gelmesi lazım dedik. Bununla birlikte yine geçen dönemde her bir 2-3 ayda sizler yine önümüze Beylikdüzü'nün kamuya ait olan arazilerini ya satışını direkt ya hasılat paylaşımları ya trampa yapmak suretiyle yine meclise getirdiniz. Ve bugün Beylikdüzü'nde bizim kamuya ait değerli arazi diyebileceğimiz, satabileceğimiz neredeyse bir metrekare arazimizi sözün özünde bırakmadınız. Şimdi konu şu, tabii arkadaşlarımız ifade buyurdular. Bütün bu arazileri bizim size evet zaman zaman hakaniyet ölçüsünde baktığımız, zaman zaman ret verdiğimiz, bu arazilerin satımında en nihayetinde geldiğimiz günün neticesi şu. Beylikdüzü'nde bu arazilerin tamamının kimlere satıldığını, kaç paraya satıldığını bizler bilmiyoruz. Beylikdüzü'ndeki kamuya ait arazilerin neticelerini eğer siz tamamını toparlayıp bir yaşam vadisi şeklinde ifade buyuruyorsanız bu da çok doğru değil ve yerinde değil Sayın Başkan. Yine bir diğeri, kamuya kazandırdığınız 3 tane eğitim ünitesinden bahsediyoruz, okulumuzdan bahsediyoruz. Sayın Başkanım, koskoca Beylikdüzü Belediyesi'ne eğer dönemi boyunca 3 tane okulu bitirdik diye siz resmediyorsanız ben buna da çok üzülürüm bir arkadaşınız olarak. Sizin 3 değil, şu an 33 tane okul yapmanız gerekirdi Beylikdüzü'ne. Kanaatimi söylüyorum. Çünkü kamuya okul yapmış. Müsaade buyurun. Benden sonra söz alırsınız anlatayım. Arkadaşlar ya. Seyit abi, toparlıyorum. Kamuya okul yapmış, 12 ayda teslim etmiş olan bir kardeşiniz olarak kendimden örnek veriyorum. 3 tane okulu yaptık, koskoca Beylikdüzü Belediyesi, kamuya kazandırdık. Bunların söz dahi konusu yapılmaması lazım doğrusuna sahibim. Yine bir diğeri, sağlık tesis alanları. Sayın Başkanım ben farklı meclislerde size söyledim. Siz Beylikdüzülülere bir yetmez iki devlet hastanesi yapacağız diyen belediye başkanısınız. Şu an ya bu sağlık kocaklarının önünde koyduğunuz Seyitan tabelalar... Bey, bak şimdi bak yanlış tamam. ifadelere geçiyorsunuz. Tamam toparlayamayacaksınız. Lütfen konuyu bitiriyorum. Toparlayın. Bitiriyorum. Toparlayamayacaksınız bitiriyorum. Yani. Yok bitiriyorum. Tamam. Yanlış beyanlara geçtiniz. Sayın Başkan bitiriyorum. Lütfen. İki devlet hastanesi yapacağız dedi. Yani belediye başkanı yine olarak şu an... Yine yanlış beyanda bulunuyorsunuz Seyitan Bey. Niye? Bak yanlış beyanda bulunuyorsunuz. Ben size burada tek tek gösterdim.
hepsi hiçbirinde bulunmadı. Hepsini gösterdim hep yalan, size. Bak yalan diyeceğim şimdi. Demeyin. Onun için derseniz ben de sederim. Dememem için konuş. Lütfen demeyin. Toparlayın. Lütfen demeyin. Toparlayın. Ben siyasi burada resmettim. Mecrası olarak hepsini kullanmayın resmet. Meclis koltuğunu. Sayın Başkanım ben hepsini resmettim. Bak lütfen toparlayın. Bakın istirham ediyorum. Lütfen toparlayın. Sayın Başkanım ben toparlıyorum. Tamam. İki cümle üretmeme lütfen müsaade edin. Ama yanlış bir yayında bulunmayın. Bakın ben size burada resmettim diyorum. Peki. Sizin kendi evraklarınız ve belgelerinizle size resmettim diyorum. İsterseniz önümüzdeki mecliste yine getireyim. Seyit bütün arkadaşlarımız da gelsinler. Ben gelsinler göstereyim. Resmettiğiniz cümlelerinizi burada birçoğunu tenzih ederim. Teşekkür ederim. Yanlış oldu dediğiniz birçok az önceki gibi asla değil. Beyanlarınız oldu. Asla değil. Yine sizi yanlışa düşmemek için asla uyarıyorum. Değil. Uyarıyorum. Konunuzu toparlayın önümüzdeki lütfen. Önümüzdeki meclise var mısınız? Sorun yok. Getirin. Sorun tüm katılımcıları ben davet ediyorum. Sorun yok. Burada Sayın Başkan'a göstereceğim. Konumunuz tamam. Sıkıntıya uğratmayın. Toparlayın lütfen. Dolayısıyla Sayın Başkan. Elbette siz başkanlık makamında şu an koltuğunuzun size de verdiği bir üstünlükle bize söz hakkı da vermeyebilirsiniz, bizi engelleyebilirsiniz, bizi yanıltıyorsunuz şeklinde Seyitan de ibaretle Bey tam 20 dakika oldu bakın. Ama, bir gündem maddesi için söz aldınız. Tam 20 dakikadır müdahale etmiyorum size. Tamam. Toparlayın lütfen. En nihayetinde Beylikdüzlüler şu an neyin ne olduğunu biliyor ve bu arazilerin hele ki peki, eğitim alanlarının, ederiz. Cami alanlarının evet, kamuya devrini teşekkür hiç ederiz. Doğru daha bulmuyoruz. Söz hakkı vermiyorum. Daha söz hakkı vermiyorum. Teşekkür ederiz her iki gruba da. Şimdi tabii değerli arkadaşlarım, hayır lütfen arkadaş, iki gruba da söz hakkı vermiyorum. Yavuz Bey lütfen. Şimdi değerli arkadaşlar, tabii elbette bu koltuklarda siyaset yapılacak. Siyaset yapılacak ama bu koltukların farklı bir özelliği, çok yakın temasta insanlarsınız. Yani hemen çıkışta insanlar birbiriyle münasebete geçiyor ve diyalogda bulunuyorlar. Onun için yanlış beyanlarda bulunmanın inanın hiçbir zararı yok. Kaldı ki bilgi eksikliği olabilir. Bakın bilgi eksikliği olabilir. Ama bilgi eksikliğinizi lütfen gidererek konuşun. Gidererek konuşun, gidermeye çalışın. Bakın birkaç şey söyleyeyim, toparlayalım. Kamuya devredilmeyecek bir araziyi devretme yetkisi istemiyoruz. Bakın camiler statü olarak zaten maliyeye devredilmesi zorunlu yerlerdir. Maliyeye devredilmesi zorunlu olan bu yerlerin edinimleriyle ilgili statüler vardır. Kanun maddesi sıralayıp burada bilgi şeyine boğmak istemiyorum size ama bir, kanuni yollardan gelen edinimler vardır. Bir de belediyenin kendi marifetiyle kamuya kazandırdığı alanlar vardır. Ama statü gereği bunlar yine kamuya devredilmesi zorunlu olan alanlardır. Okul gibi, cami gibi. Fakat hani tabiri caizse havadan geldiği için beklenilen plan düzeni içinde değil, hakkı olmadan hak ettiği için Beylikdüzü Belediyesi bu tür yerlerini kamu kurumlarına devrederken borçlarına karşı verme çabası içerisinde olurlar. Beylikdüzü Belediyesi'ne ait değil. Tüm belediyeler bu yolu denerler. Ne yazık ki bazen çifte standart oluyor. Bazı belediyelerde bu hak olarak veriliyor, bazı belediyelerde verilmiyor. Ben Sayın Maliye Bakanı ile bile bu detaylar üzerinden 4-5 ay önce görüştüm. Şimdi bir de cami denince yani yanlış beyanda bulunuyorsunuz, tekrar düzelteyim sizi. Fatih Sultan Mehmet Camii. Hayır. Fatih Sultan Mehmet Camii'nin altında bir mülkiyet söz konusu. Market ve diğer hususlar. Bu mülkiyet zamanında Beylikdüzü Belediyesi tarafından hak edilmiş ya da tapu edilmiş. Adı neyse. Bu alanın sonradan çıkarılan yasa gereği bu alanlardan gelen kira şu anda cami derneğine veriliyor. Yani mülkiyet Beylikdüzü Belediyesi'nin, yasa diyor ki hayır bunu cami derneği kullanacak. Burada bir tezat var. Ne yazık ki yanlış çıkmış bir yasa var. Ne yazık ki. Ha bunda bir çalışma da yapılıyor mecliste, onu biliyoruz. Ancak biz bu tür mülkiyetlerin
kamuya devredilmesi gereken, işte okul, efendime söyleyeyim, cami gibi mülkiyetlerin devrederken hakkımız olan borca karşılık devredilmesi hususudur. Sağlık da buna dahil. Sağlıkla ilgili bazı noktalar, boş bir arsayı devretmiyoruz. Zaten orayı kamu kullanıyor. Bakın değerli arkadaşlar, dinlerseniz daha iyi anlayacaksınız. Iskalamayın lütfen. Rica ediyorum. Onun için biz tamam havaya laf fırlatalım, kim tutarsa olmaz. Burası gerçekten yasal zeminde konuşulması gereken işler. O bakımdan bu çok rutinde bir iş. Tabii siz bu rutinde bir işten başka noktalara varmak istiyor olabilirsiniz siyaseten. Diyorum ki bunu doğru cümlelerle yapalım. Doğru cümlelerle yapalım ve işimizi sekteye uğratmayalım. 11. maddeyi bak iki gruba da söz vermiyorum değerli arkadaşlar. Tam 25 dakika konuşuldu bu iş. 25 dakikanın 20 dakikasını sadece bir arkadaşımız konuştu. İşletme İştirakler Müdürlüğü'nün 10. madde İşletme İştirakler Müdürlüğü'nün teklif karar olarak oylanmasını istiyoruz. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 11. madde Plan Proje Müdürlüğü'nden TMOB'a bağlı harita ve kadastro mühendisleriyle işbirliği hususu var. Protokol yapılması ile ilgili belediye başkanlığına yetki hususu. Teklif karar olarak oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 13. madde imar komisyonu raporu. Var mı komisyondan görüş? Pardon. 12. Plan projeden gelen bir plan değişikliği hususu var. Ambar limanını ilgilendiren imar komisyonunun havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 13. madde komisyon raporu. Bir görüş yoksa oylayacağım. Komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 14. madde tarife komisyondan gelen rapor. Komisyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemin 15. maddesi olarak şartlı bağış hususu vardı. Bütçe ve Hukuk Komisyonu'na havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 16. madde özel eğitim tesisinin görüşülmesi hususu var. İmar Komisyonu'nun havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle karar verilmiştir. 17. madde yine plan değişikliği hususu var. İmar Komisyonu'nun havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle karar verilmiştir. Kamu kurumlarına olan borcuyla ilgili 18. madde gündeme alınmıştı. Başkanlık makamına sevkini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle karar verilmiştir. Cuma günü saat 10'da ikinci oturumun yapılmasını belirtiyor. Hepinize kolaylıklar diliyorum.